CRI Türk Haber. İyi günler, CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık bir saat sürdü. Kabulde Meclis Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın darbe girişimi sırasında alıkonulmasına ilişkin davada sanık Üsteğmen, savcının iki erin beraat talebinin gerekçelerinin kendisi için de geçerli olduğu savunmasını yaptı. Davada sanıkların 18'i ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5'i müebbet hapis ve 10'ar yıl, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar arasında yer alan iki er ise beraat etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP'nin başlattığı adalet yürüyüşüne ilişkin, hukukun verdiği bir karara karşı farklı bir mücadele. Ben bunu CHP'nin kendi takdiri ve kararı olarak görüyorum ve daha fazla bir cümle söyleme hakkını kendimde görmüyorum değerlendirmelerinde bulundu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, demirde %30 olan gümrük vergisi oranının %10 seviyesine ineceğini açıkladı. Borsadaki yükselişi de değerlendiren Zeybekçi, dünya borsalarına baktığımız zaman onların çok daha üzerinde bir artış ve ilerleme. Taleple yorumlayabileceğimiz bir şey olumlu. Bu bir gösterge ama Türkiye'deki büyüme, istihdamın artışı, ihracat çok daha önemli şeklinde konuştu. Londra'da alev alev yanan binada ölü sayısı 17'ye çıktı. Başkent Londra'daki 24 katlı binada itfaiye ekiplerinin çalışmaları gece boyunca sürdü. Ekipler mahsur kalanlar olup olmadığına bakmak için binanın katlarında aramalarını sürdürüyor. Londra polisi ölü sayısının daha da artacağından endişe ediyor. Panama'nın Tayvan bölgesiyle sözde diplomatik ilişkilerini kesmesinden dolayı Tayvan bölgesinde eğitim gören Panamalı burslu öğrencilerin sıkıntıyla karşılaşabileceği haberi ortaya çıktı. Buna değinen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, Panama öğrencilerinin Çin'in ana kesiminde öğrenim görmeye beklendiğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, Çinli vatandaşların Pakistan'da yasa dışı misyonerlik çalışmasına katıldığı şüphesi üzerine yapılacak soruşturmaya Çin'in eş güdüm sağlayacağını söyledi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi kısa süre önce 2017 Çin Bağış Sektörü Gelişme Raporu'nu yayımladı. Raporda Çin'deki bağış sektörü gelişiminin hukuk temelinde yürütülmekte olduğu, internette yapılan sosyal paylaşımların popüler hale geldiği belirtildi. Çin Deniz Kuvvetleri filosu Abbas Limanı'na vararak 4 günlük resmi İran ziyaretine başladı. Çin filosu komutanı Shen Hao karşılama töreninde yaptığı konuşmada Çin ve İran arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığına işaret ederek İki ülke deniz kuvvetleri arasındaki değişimin günden güne yoğunlaştığını, çeşitli alanlardaki işbirliğinin ise sağlıklı şekilde geliştiğini belirtti. Çin Devlet Kalkınma ve Reform Komitesi Sözcüsü Meng Wei, Çin'in önümüzdeki yıllarda hizmet sektöründeki piyasalaşma, sosyalleşme ve uluslararasılaşma seviyesini artırarak ekonomiye yeni dinamizm getireceğini açıkladı. Tianzhu 1 kargo uzay aracı ve Tiangong 2 uzay laboratuvarı bugün ikinci kez yakıt ikmal testini başarıyla tamamladı. CRI Türk Ekonomi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin Afrika ile dış ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaştı. 39 ülkede büyükelçiliğimiz, 26 ülkede ticaret müşavirliğimiz var dedi. Amerika Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak %1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı. CRI Türk Spor. Spor Toto Basketbol Ligi playoff final serisinde Fenerbahçe normal süresi 74-74 eşitlikle tamamlanan maçta Beşiktaş Sampo Japan'ı uzatma sonunda 86-80 yendi. Sarı lacivertli ekip seride 3-0 öne geçti. Galatasaray'dan Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Portekizli yıldız oyuncu Buruma, sarı kırmızılı kulübe rekor bonservis bedeliyle veda etti. Buruma, bonuslarla beraber Galatasaray'a 15 milyon avroluk bir gelir sağladı.
CRI Türk Hava Durumu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Manisa, Uşak, Amasya çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde 1 ile 4 derece azalacak, Akdeniz'de İç Anadolu'da 2 ile 5 derece artacak. CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar birlikte oluncaya değin, hoşça kalın.